30 Eylül 2023 Cumartesi, yılın son çeyreğine giriyoruz. Ekim ayının ilk günü Pazartesi. Genelde Ekim ayı ekonomide ilginç bir aydır. Borsalar için genelde pozitiftir ama o pozitif olmayan Ekimlerde tarihi krizlerinde olmuşluğu vardır. O açıdan ilginç bir Ekim ayına giriyoruz. Pek alışılagelmiş bir sonbahar yaşamayacağız gibi duruyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Hadi başlayalım. Evet, gerçekten Ekim ayı ilginçtir. Sizi istatistiklere boğmak istemem ama normal şartlarda Ekim ayında borsada iyi bir dönem geçiririz. Fakat bu sefer bayağı bir sıkışmanın eşiğine geldik. Özellikle piyasalarda 4 aya yakın bir zamandır bir iyimserlik mevcut. İyimserliği fiyatladık, iyimserlikte hareket ettik. Fakat iyimserliğin geçen hafta da söylediğim gibi meyvelerini almaya başlamadık. Ne demek istiyorum? Yani biz piyasalarda herkes işlerin daha iyiye gideceğine göre hazırlandı, mevzilendi. Fakat iyiye giden pek de bir şey olmuyor. Yani yurt dışından para gelmiyor. Mehmet Bey önümüzdeki ay yine önce Bank of America ve Citi analistleriyle görüşmek için sanırım Londra'ya gidiyor. Daha sonra bir IMF ve Dünya Bankası toplantıları için FAS'a derken seyahatler devam edecek. Bolca seyahat yapılıyor, görüşmeler de yapılıyor. Ama işinin çok zor olduğunu çokça anlatmıştım. Neden? Çünkü o kadar boşaltıldı ki kasa, o kadar büyük hatalar yapıldı ki. Şimdi siz yurt dışına gidip bakın biz işleri düzeltiyoruz, burada da iyi bir fırsat var dediğiniz zaman o fırsatı nasıl anlattınız, ne demek istediğiniz anlaşılmıyor. Mesela bu hafta Goldman raporu çok önemsendi. Bakın bu kadar detaylı, uzun yıllardır böyle bir rapor yazılmadı. Kaç tane analistin imzası var filan dendi. 26 sayfa rapor. Çok da övülerek anlatıldı ama şöyle bir rapora baktığım zaman ben gerçek dışı buldum. Yani o döviz kurlarının imkansızlığını. Yani buraya sıcak para gelsin, bir carry trade olsun. Yani gelsinler, dövizi getirsinler, Türk lirası çevirsinler, Türk lirasını faize yatırsınlar veya borsaya soksunlar. Sonra istedikleri zaman çıkarken avantajlı olacakları varsayın. Şimdi kurlar, söylenen kurlar 28'ler, 29'lar o kadar imkansız ki. Biz bu kurlarla ayda 9 milyar dolar, 10 milyar dolar açık veriyoruz. Dolayısıyla bu kurun, yani TL'nin aşırı değerli olduğu çok ortada. Bunu onlar da görüyorlar. Dolayısıyla bu raporu sadece orada yapılan bu toplantılara istinaden yazılmış iyi niyetli bir rapor olarak ama aslında kimsenin yatırımına sunulmayacak bir rapor olarak görüyorum. Ne zaman şartlar yerine gelir? Zaten eğer şartların yerine geldiğini görürsek, bu yayınlarda dikkat ederseniz defalarca söyledim, dövizin önce yukarı hareket ettiğini göreceksiniz. Çünkü çok daha yüksek bir kur isteyeceklerdir belli bir seviyeye giriş için ve önce devalüasyonu, belli bir dövizde yükseliş göreceksiniz. Daha sonra faize de bir yükseliş göreceksiniz. Oradan oraya geçiş olacak. Dolayısıyla ikisinin de düşük seyrettiği bu ortamda yabancıların Türkiye'ye gelmesini beklemek gerçekten Godot'u beklemek gibidir. Ünlü Samuel Beckett'in oyununda olduğu gibi. Godot diye birisi vardır. Ne olduğu belli değildir. Bir türlü gelmez. Oyun boyunca öyle gider. Denk gelirseniz, ben yıllar önce izlediğim bir oyundu. Tıpkı yabancıların bekleyişimiz Godot'u beklemeye dönmesin. Biz işimize bakalım. Önümüzdeki aylarda ne bekleyebiliriz? Evet, önümüzdeki aylarda dövizde hareket gelmek zorunda. Öyle de böyle faizleri de daha da çok arttırmak zorunda kalacaklar. Çünkü dış ticaret açığını hem azaltmak için içeriği soğutmaya çalışıyorlar. Faizleri de sert arttırmaya devam edecekler. Faiz arttırmayı herkes savunuyor falan. Evet, güzel, hoş. Ama ekonomiyi ne kadar soğutacağını 20 yıldan fazla bir süredir bu faiz oranları görmediğimizi bir kez daha hatırlatayım. Dolayısıyla ekonominin, reel ekonominin bu kadar soğuyor olması ve insanların kredi kartları faizlerine yüklenerek bugüne kadar sistemi çevirdiklerini hatırlatayım. Dolayısıyla orada reel ekonomideki sert duvara çarpma düşünülenden daha sert etkiler, toplumsal etkiler yaratacak. Dolayısıyla bu kadar kolay, iyimser bir resim kalmadı. Bir an önce şu KKM ile ilgili ürün mü açıklanıyor, ne yapılıyorsa yapılsın. O yapılmadığı sürece yabancılar da zaten buraya yatırım yapacak. Ama zaten bütün bunları biliyorsunuz, büyük resmi bu kanalı kurduğum günden beri size anlatıyorum. Global resimde dünyada ne olup bittiğini, bu kanalı 2020 Eylül'ünde kurduğumda Amerikan 10 yıllıkları faizleri 0.64'lerdeydi. Ve o zaman 4'lere 5'lere yükseleceğini ve dünyanın çok acayip bir borç krizine gireceğini anlatmıştım. Eski videolar kanalda duruyor. Şimdi bütün bu olguları, o zamandan bu kadar zamanı biz boşa harcadık. Çünkü orada dünya bu fiyatlamayı, bu hareketlenmeyi o kadar da negatif fiyatlamadı. Ama şimdi borç bulmamızın
çok ama çok zor olduğu bir ortamdayız. Dolayısıyla yurt dışına gittiğimiz zaman biz ne kadar iyi prezente edersek edelim, ne kadar doğruları yaptığımızı anlatırsak anlatalım, finansman bulmak o kadar kolay olmayacak. Dolayısıyla çok avantajlı bir şeyler sunmanız lazım. Şu anda o avantajlı şeyleri sunmak için de önce içerideki dertleri en azından nasıl çözüleceği dair biraz daha net bir plan ortaya koymanız, o KKM'yi kenara çekmeniz ve önündeki diğer sorunlarla uğraşmanız lazım. Çünkü o KKM orada durduğu sürece, siz ona çözüm üretemediğiniz sürece, yani onu erteleyebildiğiniz bir çözüm üretemediğiniz sürece devalüasyonu yapamıyorsunuz. Yapamayınca da yabancıları çağıramıyorsunuz. Çünkü yabancı belki bugün 33 liralık, 35 liralık kuru verseniz girişi yapacak ama sizin tam onunla ilgili kafanızın netleşmediğini gördükçe biraz ayak sürdüklerini görüyorum. Ama bir şeylerin geleceğini düşünüyorum. Onun da bir devalüasyon aracılığıyla geleceğini düşünüyorum. Onun için yıl sonuna kadar ben döviz kurundaki 33'lük hedefimin daha da fazlaya çıkma ihtimalini değerlendirmeye başladım. Özellikle global piyasalardaki sıkışıklığın artması itibariyle. Evet, biz grafiklerimize bakalım. Ne demek istiyorum? Ay bittiği için aylık muma bir göz atalım. Aylık %2.6'lık bir değerleme oldu geçen ay. Dövizde, dolarda sadece. Dolar tabii globalde değerlendi. Euro ve diğer para birimleri aslında daha az değerlendi. Yani bir miktar bir hareketlilik oldu. Ancak ikinci grafiğimizde gördüğümüz gibi trend takip seviyem kısa vadede 27.12, biraz daha orta vadeli baktığımız zaman 26.85. Bunlar üzerinde kaldığı sürece dövizdeki yakın vade 33, orta vade 39 ve 44 hedeflerimize hareketin devam ettiğini görüyoruz. Trend takip seviyelerim üzerinde kaldığı sürece doların hareketinin yukarı yönlü hareketi devam edecek. Bu hafta enflasyon var biliyorsunuz. Enflasyon ankete göre %4.9 bekliyor. Ben çok daha fazlası gelmesini bekliyorum. %10'un civarına yaklaşan bir enflasyon piyasalarda negatif karşılanacak. Yani belki borsa falan sever onu, bilmiyorum. Borsa her şeyi seviyor. Yeter ki yükselmeye sebep arasın. Ama onun dışında aslında faizlerin daha da artmak zorunda kalması, faiz maliyeti bütün piyasalarda daha da yükseldikçe işler çok daha zora girecek. Yani siz faiz yükseltmeyi bütün ekonomistler alkışlıyor filan ama vatandaşın üstüne binen yükün ne kadar dozunun arttığının da tam farkında değiller. Yani hızlı faiz artışları evet belki uzun vadede doğru hamleleri getiriyor ama kısa vadede vatandaşın sırtına çok büyük, daha da büyük yük biniyor ve işte bu yavaş yavaş dillenmeye ve son çeyrekte çok daha büyük sıkıntılara yol açmaya başlayacak ve bu daha çok dillendirilmeye başlayacak. Dolayısıyla son çeyrek Türkiye ekonomisinde bayağı bir sıkışıklığı barındırıyor. Çok dikkatli olacağız. Yani faiz şöyle artacak, böyle artacak derken işlerin bir anda duvara toslama riskini, çok daha fazla faiz arttırmak zorunda kalma risklerimiz bir kenarda. Bir taraftan da reel ekonominin durma noktasına gelmesi, hatta büyümeden küçülmelere doğru konuşulması ihtimali çok yüksek olasılık. Gram altın sepetimizde hala, ben sepetimde bir miktar bulunduruyorum. Hatta geçen hafta bir miktar altın S1 ve GBSTRF, yani borsadan alınabilen ekrandaki fon, altın fonu ve gümüş fonu pozisyon almış oldum. Yani altın S1, darphane sertifikalı altını ve gümüş fonunu biraz portföy sepetime ekledim ama şimdi hareketler hiç hoş gelişmiyor. Bunlar gram bazında ürünler olduğu için nasıl olsa dolar bacakları sayesinde gelişmenin gelmesini bekliyorum. Ama haftanın 3. videosunda bu geçen hafta altına ve gümüşe yapılan baskıyla ilgili detaylı analizlerimi sunacağım. Biliyorsunuz yıktıldı, bittik, battık filan deniyor ama 3 yıl öncesiyle kıyaslandığı zaman ons bazında aslında aynı yerdeyiz. Bakın 3 yıl önce altın bu ayda Eylül, 30 Eylül'de 1850 dolar civarlarındaydı. Şimdi düştü, battık, bittik dediğimiz yer, ayların en düşük seviyesi yine ons bazında 1850 dolar. Yani aslında bir yere gitmiyor. Amerikan doları 0.50'lerden 0.60'lardan faizler 4.5'lara, Amerika'nın kendi gecelik faizleri, haftalık repo faizleri 0'lardan %5.5'lara, 5.50'lere kadar geldi. Ona rağmen güya altın Amerikan 10 yıllıkları yükselirken düşecekti. Yükseliyor, düşüyor, bant içinde trade ediyor. Yani orada bir trend yok. Aşağı ya da yukarı değil, yatay bant. 3 yıldır da buradaki yatay bantı anlatıyoruz. Kıralım olursa diye de her hafta seviyeleri veriyorum ki buralar kırılırsa, formasyonlar çalışırsa şu hedeflere gidecek. Ki ben orta vadeli ve uzun vadeli portföylerimde bir miktar altını sepetimde özellikle fiziki bulunduruyorum. Haftanın 3. videosu anlatacağız ama gram altında 1657 trend takip seviyesi. Bu yalnız ekran fiyatı, bakın gittiğiniz zaman çok daha yüksek fiyatlardan zaten işlem görüyor. Ekranda TradingView'daki gram altın enstrümanının ben analizlerimi ona göre yapıyorum. 1657 üzerindeki günlük kapanışlar orada gram altında al sinyali verecek. Bunun için altın yükselmese de olur. TL bacağı da yükselse bir şekilde onun için gram altının öyle bir avantajlı bir ürün olduğunu hatırlatayım. Gram gümüş o da benzer. Haftanın son günü sert yükselirken birden sert satış yedi Amerikan seansında.
Onu da yine hep anlatıyoruz, Amerika'nın yarattığı baskıyı. Ama son itibariyle burada ya büyük bir kriz fiyatlaması başladı ya da o son bir baskıyla bastırmaya çalışıyorlar. Ama ne olursa sebep 20 kısa vadede takip edeceğiz seviye. Ekran yine aynı şekilde TradingView'daki gram gümüş fiyatlaması 20 trend takip seviyemiz üzerinde günlük kapanışlarda al sinyali üretecek. Artık orada güzel bir üçgen gibi bir şey oluşturdu, bir yatayda. Orada onun dip seviyelerine geldik. Buradan daha sarkmalar büyük orta vadeli portföy sepetime. Bakın fiziki alım için fırsat. Perşembe günü hatta bu sepetime birazcık fiziki gümüş az biraz eklediğimi söyledim. Çünkü ben 22 dolarlı rakamları gördüğüm zaman gram gümüşte biraz fiziki ekliyorum. Daha aşağı gelmeye kalkarsa artan miktarlarda portföy sepetime fiziki miktarlarımı arttıracağım. Bunlar uzun vadeli yatırımlar. Kısa vadede bu ürünler zaten şu anda yatırım yapılacak kıvamda değil. Bunu da söylüyoruz. Trade etmeye uygun enstrümanlar değil. Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'da da çift tepe olasılığını değerlendirdik. Tabii çok tepkiler aldık. Niye? Çünkü herkes borsanın hep yukarı gitmesini istiyor. Özellikle yeni gelen şu anda 7,5 milyona yakın yatırımcı borsayı tek yönlü görüyor. Ben de diyorum ki borsalar yükselir ve düşer. İyi zamanlarında, herkesin karamsar olduğu zamanda ben borsanın kötü gün dostuyum diyorum. Kötü gününde ben borsaya yatırım yaparım. İyi gününde de satar çıkarım. Herkes çok iyimser olduğu zamanlarda biraz kalırım oyunda. Daha sonra iyimserlik aşırıya gittiği anda da tamamen çıkarım. Hatta daha da arttığı zaman da benim gibi profesyoneller ters yönlü, çift yönlü, aşağı yönlü trade'e başlayabilir. Dolayısıyla bu tarz trade'lere başladığımı, yani endeksi 8400'lerinin pahalı bulduğumu söylemeye başladım. Bir dengesizlik var. Özellikle çok primli hisseler var ama hala prim yapabilecek potansiyel hisseler var ama o geçişlerin zayıf olduğunu görüyorum. Bir de genel anlamda dünyadaki risklerin arttığını gördükçe Türkiye'nin bu risklerden muaf kalmasını, yani buraya finansmanın gelmesinin kolay olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla burada riskler arttı. Ben belli bir trend takip seviyem, bakın 8239 en kısa vadede, 8107 de orta vadede trend takip seviyem. Bunların üzerinde kaldığı sürece oyunda kalmaya devam edebilirsiniz. Ama ben teknik olarak buradan bir çift tepe olasılığı görüyorum. Ya da en azından buradan bir 7500-600'lere doğru bir düzeltme ihtimali. Ana resmim hala 7000'in altına doğru bir düzeltmenin daha yüksek olasılık oldu. Ama en kötü olasılıkta burada bu birin yatay bir düzeltme yapma ihtimali. Bu extended flat olabilir. Yani yeni bir zirve bile yapabilir. Yani 8400 üstüne bile gelebilir. Oradan tekrar gelip bu sefer önceki 7600'lerde yaptığı dibin altına gidebilir. Bu bir olasılık. Ya da daha yumuşak bir düzeltme yapabilir. Başladığı 8400'ü geçemediğimiz halde tekrar gelip 7500'lere, 7600'lere doğru biraz orada veya yukarılarda. Running flat'te 7900'lere falan gelip oradan tekrar gidebilir. Yani değişik olasılıklar var. Bütün olasılıklar aslında burada bir düzeltmenin gerekliliği gösteriyor. Ama borsa bu bazen yanıltır. Hareketler devam edebilir. Onun için ekrandaki trend takip seviyelerim önemli. Siz oyunda kalacağım, ben piyasada başka bir alternatif bulamıyorum diyenlerdenseniz, ki böyle çok bir kesim var. Ben alternatifsizliğe her zaman karşıyım piyasalarda. Her zaman bir yatırım bulacak bir enstrüman, yapacak bir enstrüman buldur. Ama hiçbir zaman sepetinize tek enstrümana yatırmayın. Yani hocam altın gümüş dediniz aldık falan deniyor da bazen. Ben sepetime bir miktar aldığım zaman koruma amaçlı portföy sepetimi kenarda tutuyorum. Ama uzun vadede onlardan hep para kazandım. Ama kısa vadede borsa her zaman daha dinamiktir. Düşerken çok düşer, portföyünüzü çok zarar verir. Çıkarken de çok kazandırır, portföyünüzü çok değer katar. Dolayısıyla böyle bir dönemden geçiyoruz. O açıdan benim için borsanın risklerinin arttığını bir kez de hatırlatayım. Dolar bazında grafikte 300 hala trend takip seviyem. Bakın orta vadeli analizimizde 5 dalgalık yükselişin 310'da bittiğini düşünüyorum hala. Ama 300 kritik seviye, o civarlarda geziniyoruz. 300'ün üstündeyiz ama 300'ün aşağısı günlük kapanış, bu resmen bittiğini söyleyecek. 310'un üzerine atabilirse dolar bazında burada bu değerlenme 325'e doğru biraz daha hareket tekrar potansiyel içerebilir ama onu yakından takip edeceğim. Kısa vadeli grafikleri beğenmezken orta vadeli grafiklerin henüz netleşmediği bir ortamdan söz edebiliriz. Son itibariyle dolar bazında doların çok ucuz kaldığı, yani Türkiye'de TL'nin aşırı değerli olduğu ortamda ben borsanın TL bir enstrümanda kalmak olduğu için biraz daha risklerin arttığını anlatmaya çalışıyorum. Son itibariyle bütün bu enstrümanları değişik zamanlarda çift yönlü trade etmeyi deniyorum. Eğitimlerimde de bunlara değiniyorum. Son var dönemi için eğitimlerimi tekrar başlattım. Bu son var döneminde iki değişik eğitimim olacak. devrimakli.com web sitemden bunlara ulaşabilirsiniz. Kasım ayında bir online ve VIP eğitimim var. Ekim ayında da bu işi biraz daha benimle profesyonelce yapmak isteyenler için Kıbrıs'ta bir trading kampım var. Katılmak isteyenler yine devrimakli.com web sitemden başvurularını yapabilirler. Sınırlı sayıda bir kontenjanla, belli bir grupla bütün piyasalarda, dünyada, emtia piyasasında, Borsa İstanbul'da beraber trade edip hem de Kıbrıs'ın güneşli bir havasından faydalanacağımız birkaç gün geçireceğiz. Evet, bu haftayı da özetlemeye çalıştım sizin için.
önümüzdeki hafta gerçekten kritik günlerin başladığı bir hafta olabilir. Yakından takip edeceğiz. Twitter'da, Instagram'da beni takip edin. YouTube'da da kanalıma abone olun ve zile basın ki uyarılarım zamanında size gelsin. Bu zor günlerde yolunuzda ışık tutmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.